Herkese merhaba arkadaşlar. Cinspatiler kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere daha önce doğum yapan kedimizin yavrularının 40 günlük gelişimine gün gün videolar çekerek bunları birleştirdik ve size güzel bir yavru kedi gelişimi videosu hazırladık. Umarım beğenirsiniz, beğenerek izlerseniz. Hemen videomuza başlayalım. Şu an gördüğünüz gibi bir günlük halleri bu şekilde arkadaşlar. Yavruları anne kedi yer hazırlamamıza rağmen yavruları bu gördüğünüz dolaptaki çantanın üzerine taşıdı ve bunu ısrarla devam etti. Biz de çok rahatsız olmaması için ve sıkıntı yaşamaması için çok müdahale etmedik ama ikinci gün hazırladığımız yere kendisi aldı yavrularını ve bu şekilde emzirip temizleyip yavrularına güzel bir şekilde bakmaya devam etti. İkinci günde de yavrularımızın durumu budur. Bu şekilde anneyi emerek ve uyuyarak büyüyorlar. Bu arada videoları anne kedimiz beslenme ya da tuvalete gittiğinde kısa videolar halinde anneyi ve bebekleri rahatsız etmeden çektik. Çekmeye çalıştık. Yani onlara bir sıkıntı olmaması açısından. Üçüncü günde de bu şekilde yavrularımız annenin yanında büyümeye devam ediyorlar. Burada anne kedimiz çok sevecen, sıcakkanlı ve uysal bir kızdır. Normalde yani kendi yavrusu olmayan annesiz yavruları da emzirip büyüttüğü de olmuştur. Bu şekilde dördüncü günde de yavrularımız anne sütü emip uyuyarak büyümeye devam ediyorlar arkadaşlar. Bu kızımız daha önce videosunu izlediniz, doğum videosunu izlediniz. Kedimiz. Bu da yavruları gün gün gelişimlerini kısa videolar halinde kayıt ederek şu anki videoyu size hazırladık. Şu anda da 5 günlükler ve gözleri hala kapalı. Zaten gözleri ortalama 14 günlükken yani 2 haftalıkken açılıyor. O süreçten sonra da hareketler başlıyor ama tam olarak hareketler 20 günlükken 20 günlükten sonra başlıyor. Bu şekilde 6. günde de bu halde tontikleşmeye devam ediyorlar.
Ve bir haftalık halleri de bu şekilde, 7 günlük halleri de bu şekilde arkadaşlar. Gözlerinde hafif açılmalar oluyor ama tam olarak 14 günlükken, yani ortalama 13-14 günlükken tamamen açılıyor gözleri. Videonun başında da söylediğim gibi anne kedi beslenmeye, tuvalete, yani ya beslenmeye ya da tuvalete gittiğinde bu videoları çekmeye çalıştık ki anne kedi ve yavrular çok rahatsız olmadan videoları çekmeye çalıştık. Zaten anne kedimiz dediğimiz gibi bize çok düşkün bir kedi. Aramızda güçlü bir bağ var. O yüzden çok bir sıkıntı olmuyor. Ama diğer tarafta da çok iyi bir anne. Yani yavrularına karşı çok çok iyi bir anne. O yüzden de onu sıkıntıya düşürmeden, rahatsız etmeden, aynı şekilde yavruları rahatsız etmeden bakımlarını yaptık, gözlemledik. Videoları da onları rahatsız etmeyecek şekilde çektik. Zaten maksimum 1 dakikalık videolar. Sekiz günlük hallerinde gördük arkadaşlar. Ve 9. günde de bu şekilde rüya gören bir minnak var orada. Bu arada arkadaşlar kanalımızda görmek istediğiniz, izlemek istediğiniz bir video varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. İstediğiniz videoyu, hazırlamamı istediğiniz videoyu yorumlarda belirtebilirsiniz ki elimden geldiğince hazırlamaya çalışırım. Yorumlarınızı okuyorum. İyi ya da kötü okuyorum. İstediğiniz bir video ya da hazırlamamı istediğiniz bir video varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımız gün geçtikçe sizlerle, sizlerin desteğiyle büyüyor. Destekleriniz için de şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayan varsa abone olmayı da unutmayalım lütfen. Ve yavrular 10 günlük oldular. 10 günlük halleri de bu şekilde arkadaşlar. Genelde anne emip uyuyorlar ki aksini beklemek de çok abes olur zaten. Çünkü daha gözleri bile açık değil. Ve dediğim gibi 20 günlükten sonra hareketlenmeler başlıyor. Yani tam anlamıyla hareketlenmeler. Uyuyan tontikler görüyoruz şu an. Ve 11 günlük halleri. Pembe burun, pembe ağız. Gün gün kiloları artıyor. Yani beslenmeleri güzel olduğu için tontik bir hal alıyorlar. Gözlerindeki hafif açılmaları görüyorsunuzdur zaten.
Ve 12 günlük haller de bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü günde de yavrular aynı şekilde büyümeye devam ediyorlar. Gözlerindeki açılmayı görüyorsunuz zaten. Yani 13-14 günlükken tamamen, yani 2 haftadan sonra tamamen gözleri açılmış oluyor. Çok müdahale, yani bu konuda hiç müdahale etmiyor çünkü annesi gereken temizliklerini ve beslenmelerini annesi yapıyor. Yani o konulara hiç biz karışmadık. 14 günlük hallere şu altındaki bezi alelacele video çektikten sonra yani değiştirdiğimiz için hep genelde değiştirilmemiş gibi duruyor. Biliyorum ki bunu da yorumda yazacaksınız. Yazanlar olacak yani. Evet, tontiklerimiz, gözleri açıldı. Bu şekilde büyümeye devam ediyorlar. Ve 15 günlük halleri. Gördüğünüz gibi dolma kuyruklar. Bu şekilde arkadaşlar gelişimleri devam ediyor. Anne emiyorlar, uyuyorlar ve büyümeye devam ediyorlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Annesini özellikle yanından alıp video çekmedik. Annesinin mama yemeye gittiğinde ya da su içmeye gittiğinde ya da tuvalete gittiğinde ki o araları kollayarak o aralarda çok kısa videolar çektik. Kesinlikle anneye ve yavrulara müdahale etmeden onlara sıkıntı yaşatmadan bu videoları çektik. Ve 16 günlük halleri bu şekilde. Evet arkadaşlar, 16. günde de yavrularımız bu şekildeydi.
Evet, yavrular 17 günlükken de bu şekilde bu görüntüye sahip değiller. ...18. günde de yavrularımızın görüntüsü bu şekildeydi. Aynı şekilde anneye emip uyuyarak büyümeye devam ediyorlar. Onun dışında bir değişiklik yok. Yalnız şöyle bilgiler aktarabilirim. En baştan 0 ile 1 hafta arasında seslere karşı ilk tepkileri gelişiyor arkadaşlar. Yavru kedilerin. 1 ile 2 hafta arasında gözleri açılıyor. Seslerin kaynağını araştırmaya başlıyorlar. 2 ile 3 hafta arasında görme yolu ile hareket etmeleri başlıyor. 19. gündeki günümüzdeki görüntümüzde bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim ufaktan bilgiler vermeye. 3 ile 4 hafta arasında da duyma organları gelişiyor. Gezinmelere başlıyorlar. İlk katı yiyecekler almaya başlıyorlar. Yani bir aylıkken falan bizde de aynı şekilde bir aylıkken başlamışlardı kurumamaya. Hafif hafif bebek kurumaması var. Yani bebek kediler için, yavru kediler için özel kurumamalar var. Onlardan yiyorlar ya da anne ve bebek kedi maması olarak da var. Ondan yedirmiştik biz. Arkadaşlar bu şekilde 21. gündeki görüntümüzde bu halde artık zaten gördüğünüz gibi annenin peşinden gidecek durumdalar. Başladı dediğim gibi 20 günden sonra artık bayağı bir hareketlenmeye başlıyorlar. Evet. 4 ila 5 hafta arasında da gözlerindeki sıvı berraklaşıyor ve koşmaya başlıyorlar. Ayağının üstüne düşme gibi refleksleri gelişiyor. 5-6 haftalık iken memeden kesiliyorlar. Tabi emiyorsa illa zorla memeden kesmek zorunda değilsiniz. 6 ile 7 hafta arasında vücut sıcaklıkları sabit kalmaya başlıyor. 7 ile 8 hafta arasında görme yetenekleri iyileşiyor. Hareket zenginliği tam olarak gelişiyor. 2 aylıktan sonra da görme yetenekleri tam olarak gelişiyor. 10 aylıktan sonra da cinsel yetenekleri tamamen gelişmiş oluyor. Bu şekilde küçük bilgiler de vermiş olayım sizlere. Böyle bir bilgi aktarımında bulunmuş olalım. Burada da 22. gündeki görüntülerini görüyorsunuz. Bu 22. günde bayağı bir artık evin ortasında, evin bütün bölgelerini gezer durumdaydılar. Biz öyle hani bir odaya ya da bir yere kısıtlı bırakmadık. Evin bütün her yerinde serbest bir şekilde dolaşabildiler, gezebildiler. 24 günlükken görüntüleri de böyle birbirleriyle oynuyorlar, koşturuyorlar, annelerini emiyorlar, uyuyorlar. Evet.
25. günde de görüntümüz tam olarak budur. Artık koltuğumuzun birini zapt etmiş durumdaydılar. Dediğim gibi günlük maksimum 1 dakikalık videolar çekerek bu seyretmiş olduğunuz videoyu oluşturduk. Yani 40 gün boyunca birer dakikalık, maksimum birer dakikalık videolar çekerek yavru kedilerin gelişimini gün gün kayıt altına almış olduk. Umarım siz de beğenerek izlersiniz. Bu da 26. gündeki halleri. Artık gördüğünüz gibi bayağı bayağı hareketliler. Fıldır fıldır diye tabir edilen durumdalar. Yani en sevimli halleri ama işte insan kıyamıyor. Sevmeye kıyamıyor. Yani böyle çok nazik bir şekilde yaklaşıyorduk böyle. Aman bir şey olmasın, aman bir şey olur falan korkusuyla. Anne kedimiz, bizim kızımız, kıymetlimiz. O da kıymetlimizin 3 tane bebekleri onlar da. O yüzden insan birazcık tedirgin oluyor. Yani bu kadar küçükken. Bu da 27 günlükken halleri artık anneyi emiyorlar, oynuyorlar. Ve anneyi emerken biraz annenin canını acıtıyorlar galiba artık baya baya. Bir aydan sonra zaten anneyi emmenin yanında kurumamaya da hafif hafif geçmişlerdi. Yani kurumama da yemeye başlamışlardı. Ama tabii ki anneyi emmeyi bırakmadılar. En az 45 gün yani en az 45 gün emdiriyoruz. Emdirmemiz gerekiyor. En az bunu tabi. Ama tabi ki hani yavru kedi emiyorsa emdiği kadar emsin 2 aylıkken 3 aylıkken. Tabi anne kediyi biraz zorlar bu aylar uzadıkça. Ama 2 ay mutlaka emmesi gerekiyor arkadaşlar bebeklerin. Sağlıklı bir bünyeye kavuşması için. Anne sütü çok önemli. İnsanlarda da, hayvanlarda da. Bu 29. günkü halleri annemiz artık pes ettim rollerinde. Yine aynı şekilde anneye emip uyuyarak, oyun oynayarak, evi talan ederek büyümeye devam ediyorlar. Ve bir aylık oldukları görüntü. 30. günde bu şekildeler. Tabi burada uyuyorlar. Ya hep en uygun zamanlarda çekmeye çalıştık. Otuzuncu günde anneyle oynarken bu şekilde
Artık yavrular baya baya kendilerine geldiler. Gördüğünüz gibi anneyle oyunlar oynuyorlar. Otuzuncu günden sonra ben hafiften kurumamaya başlatmıştım ama tabii ki anne sütü devam, yani anne sütü emmeye devam ediyorlardı. Bu arada tabii annesinden görerek tuvalet eğitimlerini de alıyorlar, aldılar. Annelere onlara eğitimini verdi. Bu 32. gündeki halleri de bu şekilde. Anne kedilerden tuvalet eğitimini alamayan ya da tuvalet kum eğitimini alamayan yavru kediler için kuma koyduğunuzda patileriyle kumu eşelerseniz ya da kumun dışına yaptığı bir tuvaletini kuma koyup orada yani o kumdaki tuvaletin kokusunu aldığında yapabilir. Ya da dediğim gibi kuma koyarsınız. Hafif patilerini tutarak hafifçe kuma işlediğinizde de eğitebilirsiniz. Kuma eğitimi verebilirsiniz. Ama genelde bir anne kedilerden öğreniyorlar ve içgüdüsel olarak kuma yapıyorlar tuvaletlerini. Bu şekilde 33. günde de anne kedinin peşinden evi dolanıyorlar. Bu 33. günde de yavrularımızın hali budur. Anneyle oynuyorlar, annemizin kuyruğuyla oynuyorlar. Otuz dört günlükken halleri de bu şekilde arkadaşlar. Otuz dört günlük halleri ve görüntüleri bu. Burada 35 günlükken ki halleri ve artık gördüğünüz gibi bütünüyle evi ele geçirmiş haldeler. 3 tane canavar. Sevimli canavar. Otuz altıncı günde de aynı şekilde oyunlar oynamaya devam ediyorlar. 37. gün ve 38. günde de çok iyi görüntüler alamamışız ama bu şekilde 39. günde de aynen ve 40. günde de bu şekilde bir görüntüye sahip oldular. Hala anneyi emip aynı zamanda kurumamaya da başlamışlardı. Bu şekilde arkadaşlar 40 günlük yavrularımızın 40 gün içindeki gelişimini gün gün birer dakikalık maksimum birer dakikalık videolar halinde çekip size bu keyifli videoyu hazırladık. Umarım beğenirsiniz.
Halen kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Patili kalın.